Dairenizin temiz olması çok güzeldir. Ama köpeğiniz varsa bu konuda size yardımcı olacak bir köpeğiniz olsa bile durum değişir. Ne? Bu sefer ne oldu? Aa hayır, uyuyakaldım. Benim hatam değil. Beni uyandıracak kimse yoktu. Çalar saatte çalışmadı. Ama hiçbir gerçek köpek sever uyuyakalmak nedir bilmez. Çalar saat çalmasa bile onların kendi kişisel destekleri vardır. Bir köpek sizi diğer her şeyden daha çabuk uyandırabilir. Küçük ıslak bir burunla uyanmak çok güzeldir. Çalar saatle uyanmaktan çok daha güzel. Merak etme, uyuyakalmayacaksın. Neyse ki her zaman çılgınca geçmiyor. Bazen yatakta güzel, sessiz, rahat birkaç dakika geçirebiliyorum. Sonra da terliklerimi giyiyorum. İşte buradalar, yatağımın yanında. Kıyafetimi seçip giyinerek zaman geçirebiliyorum. Harika! Ama köpeği olan birinin sabahı tahmin edilemez. Terlikler? Terliklerim nerede acaba? Bunu sormama gerek bile yok. Bu küçük tüylü dostumun görevi. Tamam, onları nereye koydun söyle bakalım. Böyle küçük bir surata kim kızabilir? Ah, işte buradalar. Neyse ki tek parça halindeler. Kahvaltı zamanı. Huzur içinde bir şeyler yemek çok hoş. Rutinimi bozan hiçbir şey yok. Sakince dergimi okuyabilirim. Zaten hızlı yemek yemek sağlıklı değildir. Peki ama köpeğimiz varsa? Evet, bunu yapamayız. Burada sessiz sakin kahvaltı etmek mümkün değil. O üzgün ve yalvaran gözler. Bunu bana nasıl yaptın? Açlıktan ölüyorum. Evet, beni ve yiyeceklerimi yalnız bırakmayacak. Bakın, ne kadar harika bir performans. Yiyeceğini kazandı. Böyle bir yüze kim hayır diyebilir? Tamam, yakala bakalım. Sonunda köpeğim annesinden daha iyi bir kahvaltı etti. Anne sevgisi. Sabahları koşu yapmak güne başlamak için çok iyi bir yöntemdir. Spor ayakkabılar, hafif bir ceket, anahtarları da unutmayalım. Ne güzel bir gün. Ah, yağmur yağıyor. Sanırım planımı iptal edeceğim. Sorun değil. Kim bu mevsimi sevmez ki? İçeride sıcak bir fincan çayla oturmak güzel olacak. Ama köpekler yağmuru önemsemez. Yağmur yağsın ya da yağmasın, köpeklerin yürüyüşe çıkması gerekir. Yağmur yağması onlara engel olamaz. Ve tüylü bir arkadaşımızla bu aktivite eğlenceli olabilir. Bunu her gün yaptığımız için de hem forma girecek hem de iyi hissedeceğiz. Hava o kadar da kötü değil. Köpeği olmayan insanlar köpeklerin kolay olduğunu düşünebilir. Evet, en azından dükkana ya da restorana girebiliyorlar. Ama köpeği olanlar o işareti çok iyi bilir. Evcil hayvanlar giremez. Ah, güzel bir kahve içmek için deliriyorum. Sanırım başka bir yere bakmam gerekiyor. Hadi tatlı bebeğim, bizi burada istemiyorlar. Eve giderken sessiz ve sakin, hiçbir sorun yok. Kapıda bizi bekleyen kimse yok. Biraz üzücü değil mi? Ama ayakkabılarımızı huzurlu bir şekilde çıkarabiliriz ve aklımızı kendi işimize verebiliriz. Ama köpeğimiz olduğunda, bakın işte burada. Kapıyı açmadan önce gergin bir şekilde bizi bekliyor olacak. Bu o, bu o, sonunda. Ah, ne güzel bir karşılaşma. Merhaba tatlım. Gel bakalım. Ne olursa olsun köpekler sahiplerini yalnız hissetmesine izin vermez. Siyah bir mont giyip kolayca şık görünebiliriz. Bu parça gardırobumuzda mutlaka olmalı. Ama şık olarak kalması için üstünde tüy ya da leke olmaması gerekir. İnsanların ona baktığında görmesi gereken şey siyah renktir. Köpek sahipleri bu kuralı herkesten daha iyi bilir.
bir köpek sahibinin montu siyah yerine köpeğinin tüy rengiyle kaplıdır. Bu yüzden evden çıkarken kıyafetlerinizi kontrol etmeniz gerekir. Eğer düzgün görünmek istiyorsanız biraz uğraşmalısınız. Ve bir tüy toplayıcı almanız da iyi olacaktır. Ah, randevunuz mu var? Saçlarınız harika görünüyor. Yeni botlarınız müthiş. Birazcık da makyaj. Harika, çıkmaya hazırım. Ama bir köpeğimiz varsa durum farklıdır. Her şey yerli yerinde. Kıyafetler, aksesuarlar. Ama ayakkabılarım nerede? Ah, hayır. Ah, evet. En sevdiğim ayakkabılar en sevdiğim evcil hayvanımda. Sakin olmalıyım. Bu benim suçum değil. Sadece diş çıkarıyor. Tamam ama gerçekten köpekler ve ayakkabılar kötü bir ikili olabilir. Köpeği olmayan insanların ayakkabıları tertemiz kalabilir. Ne de olsa onlar evcil hayvanlarıyla çamura girmek zorunda değildirler. Ama köpeği olan insanlar ayakkabılarının eskiden nasıl göründüğünü bile hatırlamaz. Rahat spor ayakkabılar en iyisi. Onlar da bir yürüyüşten sonra bir kat çamurla kaplanıyor. Vay canına, çiftlikte mi çalışıyorsun? Ama bu daha görünenin yarısı. Dur dur, bekle. Patilerini temizlemeyi bitirmedim. Harika, yine yerleri temizlemek zorundayım. Köpeğiniz varsa bu küçük fedakarlığı yapmanız gerekir. Uyumadan önce kitap okumak çok güzel. Ve sonra güzelce uyuyabilirim. Her şey mükemmel. İstediğim kadar dönebilirim. Tüm yatak bana ait. Ama köpek sahipleri bu kadar şanslı değildir. İşte burada. Yatağımda ve bana iyice sokuluyor. Her sayfadan sonra köpeğimi sevmek zorundayım. Ah, ama çok hoş ve sıcak. Köpeğime sarılarak uyumak. Ah, şuna bakın. Çok şirin. Küçük komik burnunu çekmesi sanki ninni gibi. Ama güneş doğarken her şey değişiyor. Köpek bir şekilde tüm yatağı ele geçirmiş. Ve zavallı köpeğin annesi onu yerden izliyor. Ah, sağanak yağmuru var. Şemsiyemi kurutmam lazım. Islak ayakkabılarımı rahat terliklerle değiştireceğim. Ve sonunda bir fincan çayla rahatlayacağım. İçerisi çok güzel. Gün içinde yapacağım başka bir şey yok. Harika. Ama yine köpek sahiplerinin durumu daha zor. Sırılsıklam ıslandılar mı? Dondular mı? Ama soğuktan geldiklerinde bile... Yürüyüşe çıkmam lazım. Lütfen. Diyen o üzgün gözleri görecekler. Ne kadar içeride rahatlamak isteseler de bunu yapamayacaklar. Bu yüze kim hayır diyebilir? Bekle, biraz ısınmam lazım. Neyse ki bir çift yağmur botum var. Ah, sevgi için bunları yapıyorum. Temiz bir daireden daha mutlu edici bir şey olamaz. Çok güzel, her şey yerli yerinde. Böyle bir ortamda rahatlamak harika. Kimse beni rahatsız edemez. Ah, köpek sahipleri ise farklı bir durum yaşar. Her gün eve geldiklerinde akıllarında bir soru işareti vardır. Kapının arkasında onların neyin beklediğini kimse bilemez. Dört bacaklı bebeğim bu sefer ne getirdi? Sürpriz! Dağılmış çöp! Para parçaları, tuvalet kağıdı, ah bitkiler olamaz! Evet, temizlik yapmak zor olacak. Ama güzel sürprizler de olabilir. Kahvemizi almış otururken birden arkadaşımız çantasından bir şey çıkarır. Uçak biletleri mi? Harika! Tatile çıkıyoruz. Dur biraz. Köpeğim ne olacak? Ona kim bakacak? O ne yapacak? Ben ne yapacağım? Bu kadar uzun ayrı kalamam. Sorumluluklarım var. Beni bekleyen biri. Üzgünüm ama. Hayır demek zorundayım. Hiçbir seyahat köpeğimin sevgisinden daha iyi değildir. Huzurlu bir şekilde makyaj yapmak harika. Dikkatimi dağıtacak, engel olacak hiçbir şey yok. Huzur içinde güzelleşebilirim. Köpek sahipleri de bunu yapabilir. Ta ki köpeğine sarılmaya ve onu öpmeye başlayana kadar tüm emeğim boşa gitti. Ah, olamaz. Joker gibi görünüyorum. Boşa zaman harcadım.
Tamam, en azından köpeğimin makyajı daha iyi görünüyor. Videomuzu sevdiniz mi? Öyleyse sizde evcil hayvanlarınız var mı ve hiç böyle durumlar yaşıyor musunuz? Yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni komik videoları kaçırmazsınız. Life.